Bismillahirrahmanirrahim. 29. Söz, İkinci Maksat. Bismillahirrahmanirrahim. Kıyamet ve mevt-ü dünya ve hayat-ı ahiret hakkındadır. 29. söz için laikalarda kainatın 1/3 meselesini halletmiştir diye Hazret'in bir ifadesi var. Yani her söz Kur'an'dan geldiği için Kur'an'dan bir eş'a, bir katre, bir söz, bir damla, Kur'an okyanusundan bir zerrecik olduğu için, Kur'an'a baktığı için hepsinin kıymeti ayrı. Fakat bu çok cami bir söz. Melaike, bekay, ruh, ahiret ve haşir ve kıyamet hakkında. Şimdi bu ilk cümle de, bu da ikinci maksadı, ilk cümlesi de yani Adetullah gereği nasıl bir çekirdek olur? Çekirdek Bismillah fettah ile açılır, ağaç olur, ağaç genişler, büyür Allah'ın izniyle, meyve inkılap eder, meyvenin kalbinde bir çekirdek vardır. Sözlerin ilk cümlesi de o ikinci maksadın çekirdeğidir. Yani hülasası, yoğunlaşmış hali. Yani kıyametten bahsedecek ve mevt-ü dünyadan bahsedecek ve hayatı ahiret hakkında. Benim bu cümleyi okurken bunların hepsi benim başıma gelecek. Hatta diyor ya, birisi gelse senin başına 1 sene sonra gelecek şeylerden sana haber verse veya dünyevi geleceğinden doğru olarak bahsetse, işte malının yarısını veya hepsini diyor ona vereceksin. Allah hem beşir hem nezir olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i göndermiş. El-emin olarak o kelamını onun ağzına, ruhuna ve kalbine yerleştirip bizim başımıza gelecekleri bize bildiriyor. Zaten ahirete gidin edecekler. Hiç niye düşünmediniz? Haber veren elçi gelmedi mi? Bugünlerin geleceğini bilmiyor muydunuz diye bize böyle ihtar edecekler. Başıma gelecek şey kıyamet. Tabi 2 türlü kıyamet var. Bir benim ölümüm kıyamet var. Bir de kainatın ölümü var. Burada bahsedilen tabi alemin ölümü. Yani Allah'ın kayyumiyetini alemden çekmesi. Kayyum olan Allah her şeyi ayakta tutuyor. 2 türlü işte yoktan var edip, var ettiği şeyi idare edip, kayyumiyetinin tecellisiyle alemi idare ediyor. Tecelli. Ve şu anda zerrelerin hareketinden kürelerin hareketine kadar insanın aklının muhafaza edilmesinden ruhunun bedenine yerleştirilmesine kadar bütün alemdeki bütün yaratılmış bütün mahlukat Allah'ın kayyumiyetine bakar. Kıyame ise zaten Kur'an'da Kıyame suresi geçer. Bizim tefsirimiz kıyamet manasına gelir. Kıyame ise kayyumiyetini çekmesi. Yani her nefis ölümü tadacaktır. Yani kayyumiyet çekilecek. Nur-u Muhammed dünyadan diyor çıkartılacak. Yine kitabın ifadesi bunlar. Aklı hükmünde olan diyor Nur-u Muhammed dünyadan çekilecek. Ruhu hükmünde olan Nur-u Muhammed çekilecek. Yani kıyametten az bir vakit kala kalbinde zerre kadar imanı olan ne kadar Muhammedi varsa, kadın ve erkek ne kadar Muhammedi varsa, müminlerin hepsinin ruhu kıyametten bir an evvel önce kabzedilir. Çünkü kıyamet kafirin başına patlayacak ve o kıyamet başına patlayan kafirse Hazreti Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelmiş en dehşetli mahluklar olacaktır. Evet, parantez içi şu, yani çok yok. Lâ ya'lemü'l-gaybe illallah, kul innemel ilmu indallah. Ayet-i kerimelerine edepsizlik etmemek şartıyla Kastamonu Lahikası'nda var. Yani Ramazan'ın 10. gününde diyor, şu hadis-i şerif diyor, kalbime diyor, ihtar edildi. Merak eden oraya bakabilir. Benim ümmetim hak üzerine zahir olacak manasında bir hadis-i şerif var. Oradan kendisinin kalbine, Hazret'in kalbine ihtar olan mesele şu, hadiste de tam muvafık geliyor. Benim ümmetimin ömrü diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 1500 seneyi pek geçmeyecek diyor. Fakat la ya'lemü'l-gaybe illallah, kul innemel ilmu indallah. Her şey Allah'ın ilmindedir. Gaybı Allah bilir. Resulüne Aleyhisselatü Vesselam'a bildirirse bilebilir. O da bilemez. Hz. Yakub Aleyhisselam'ın ifadesiyle Allah dilerse Arş-ı Alâ'yı gösterir bize ama bize kalırsa burnumuzun ucunu bile göremeyiz. Efendimizin böyle bir ifadesi var. Diğer bir ifade de şu: kıyametin diyor en büyük alameti benim diyor. Son peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Değil mi? Son kitap, son tefsir, son hizmet. Bitecek yani. 1500'ü pek geçmeyecek diyor. Kastamonu Lahikası'nda da merak eden açıp bakabilir. Ahir zamandan haber veren müthiş bir hadis-i şerif diye başlığı var. Ramazan'ın 10. gecesinde diyor kalbime ihtar oldu hatırladığım kadarıyla. Eğer her şey diyor yolunda giderse, tabi bunu bilmiyoruz. Hani geçen dersteki kaza, ata kanunları var, kader kanunları var. İlmi ilahide ne olacağı belli fakat bize göre meçhul. Her şey diyor yolunda giderse Allah alem, Allah bilir. 1500'e kadar diyor galibane. 1500'e kadar yani İslamiyet'in kalplere yer etmesi, muhabbet ve dost olmaları, bir kısmının iman etmesi, bir kısmının da dost olarak kalması. O muhabbet edilecek bir din olduğunun dünyaya bildirilmesi. Yani benim adım güneşin doğup battığı her yere gidecek demesi, bütün dünyadaki herkes iman edecek manasına gelmez. Her yere tebliğ ulaşacak veya ulaştı. Tebliğ ulaşmayan güneşin doğduğu hiçbir yer kalmayacak. Eğer zerre kadar bir yer varsa zaten orası mesul olmaz. 1500'e kadar diyor galibanem, şu anda 1443 mü 42'de mi neyse hicri. 1500'den sonra da belki bu şu anda yetişen gavslar, kutuplar, aktaplar var. Medresi Yusufiyelerde, değil mi? Başka beldelerde yetişen böyle gavslar, kutuplar, aktaplar var şu anda. Kendilerini belki biliyorlar, belki bilmiyorlar. İşte belki bunlardan sonra veya bunların evlatları, veya bunlardan sonra veya bunlara yardım edenlerin kendileri iman edip veya evlatları iman edip Allah muradını tamamlayacak. Yani güneş batmadan önce böyle bir parıltısı var. Veya sekerata giren bir adamın böyle bir an bir iyileşmesi var böyle. Ölüm iyiliği denir ona. Bir an böyle pırıldaması, bir an parlaması, bir 30 sene, 40 sene belki Allah bilir gaybı böyle devam etmesi. Eğer her şey yolunda gitmezse diyor Hazret, hazır bir kıyamet kopmazsa. Evet, her şey yoluna gitmezse hazır bir kıyamet kopacak. 1500'e kadar galibane, 1500'den sonra da mağlubane. Yani 1500'den sonra yeryüzüne gelmiş en azılı adamlar teknolojinin yardımıyla, zenginleşmeyle, Allah'ın karşı acizliğini, fakirliğini unutup böyle kendilerini ilah zannetmeleriyle. Belki yaşlanmayı geciktirecekler, 20. sözde var. Belki uçarak tek başına bir yerden bir yere gidecekler. Belki eşya nakledecekler. O sözü isteyen açıp bakabilir. 20. sözde var. Yani bu sefer diyecekler ki biz ilahız. Biz yaptık. Biz ettik. İhtiyacımız yok. 42'ye kadar diyor mağlubane. Evet. 42 veya 1542 veya 45 diyor. Tabi bunları hep böyle üç yerde orada lâ ya'lemü'l-gaybe illallah ya lâ ya'lemü'l-gaybe illallah ifadelerini kullanmış. Yani 1500'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor pek geçmez. İşte diyor kıyamet diyor patlar. Kur'an-ı Kerim'de şu ifade var. Hepiniz göreceksiniz. Mektubattaki bahiste de şu geçiyor. Berzah aleminde olan ruhlar, kafir veya mümin ruhları, onlar da görecek. Melaikeler de görecek, ruhaneler de görecek, cinler de görecek. İçinde olanlar ayrı, dışarıdan böyle kabirden seyretmek var. Yine mektubatta var bu bahis. Ehli iman cezbekarane böyle, cezbeye gelecek. Ya Allah, ya Kahhar, ya Cebbar diye böyle diyor. O işin dehşetinden diyor cezbeye gelecek. Ehli imanın berzahtaki ruhları. Ehli küfürse kahhariyet üzerinde patlamış gibi. Çünkü onlardan geçiyor. Kıyametin bütün ağırlığını diyor ruhlarında hissedecekler. Evet. İki şey var. Allah daha iyi bilir. Üstad da onu şualarda açmış. Yani iki şey var. Tabi bunlar böyle şey. yani gaybını Allah bilir manasında. Allah diyor bir kuyruklu yıldıza emreder ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayda fitne vardır der. Ya aya emreder dünyaya çarp ya da bir kuyruklu yıldıza emreder. Gerek kalmadı. Müminler ruhu kabzedildi. İmtihan meclisi kapandı. Artık gerek yok. Artık orayı parçala. Çünkü hayatı ahirete geçiş yapılacak. 10. sözdeki ifadeyle yani sultanın misafirleri var. Önlerine koca bir kaya çıkmış. O kayanın adı dünya. Sultan onu parçalayacak ki yoluna devam etsinler. Cennet alemine geçsinler. Emreder diyor. Bir kuyruklu yıldızın diyor çarpmasıyla küre diyor kuzeyi güneye döner. Büyük bir çarpışmayla. Bunu benim nefsim dinlerken hikaye dinlemiyorsun değil mi? Aklını başına topla. Senin torunun belki çocuğunun evladı görecek. Belki de hazır bir kıyamet her an kopacak. Allah biliyor, bilmiyoruz yani ama yakın. Yani yakın. Üstad diyor bundan başka tefsir gelmeyecek yani. Yakın diyor yani çok yakın. Evet. 2 tane alamet var zaten diyor çıkmamış. Bir tanesi işte güneşin batıdan doğması, dünyanın ters dönmesiyle güneş diyor batıdan doğar, tövbe kapısı diyor kapanır. Evet, tövbe kapısı diyor kapanır. Şeytan da diyor o zaman çıkar, affet beni der, istediğin yere secde edeyim fakat tövbe kapısı kapandı. İnsanlar diyor akıllarını kaybedip çocukları varsa diyor kucağında çocuklarını yere atarlar. Delirmeye başlarlar yani. Koca küre bu. Yani bir uçak düşse bile değil mi? İnsanlar içinde ne hale gelir Allah muhafaza. Yani 111.000 kilometre hızla giden bir küre diyor yoldan çıkar. Ve gider diğer kürelere çarpmaya başlar. İşte ayet-i kerimede geçer. İze şemsü küvvüret. Bismillahirrahmanirrahim. Güneş diyor dürülür. İze semâ'ul fetaret. İşte gök kubbe diyor yarılır. İzel cibâli suyiret. Dağlar diyor yerinden çıkar. Deniz yanmaya başlar. Zaten dünya uzayda hiç hükmünde. Yani güneş bile uzay okyanusunda bir damla su kadar bir yer bile kaplamıyor. Ama bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı kayyumiyetle ayakta duruyorlar. Hiçbir zerre kadar hata etmiyorlar. Demek kıyamet yıldızların kararıp dökülmesi, bütün alem çapında şahadet aleminin çöküşü. Ve bu beni bekliyor. Değil mi? Kıyamet. Birincisi bu. İkincisi bu kıyametin içindeki mevt-ü dünya, dünyanın ölümü. Dünyanın ölümü 2 cihette. Kürri-i arzın ölümü var. Dağların yerinden çıkıp, denizlerin yanıp, içindeki cehennemin böyle açığa çıkartılıp böyle gök kubbenin yarılması, güneşin dürülmesi, bir bu taraf bir ölümü var. Diğer ölümü de şu, senin sabit zannettiğin, hep burada kalacağını zannettiğin, yıkılmasın diye binalar yaptığın, kendini ölümsüz zannettiğin dünyanın yıkılması var. Yani berzah alemindeki insanların buradaki insanlarla irtibatları devam ediyor. Aşağıda okuyacağım şimdi. O mevt-i dünya ise o irtibatın da kopması, bağlantının bütün kesilmesi, yani şahadet aleminin çökmesi mevt-i dünya. Evet, büyük bir ölüm yani kainatın ölümü. Onlar da ölümü tadacak. Ve hemen arkasından şu anda berzahtakiler hayatı ahirete başladılar ama berzah alemindeler. Bir tarafları dünyaya, bir tarafları o tarafa bakıyor, ahirete. Yani ahiret hayatları başladı ama aradalar, köprüdeler, geçişteler. Tam açılmadı. İşte kıyametin kopmasıyla, dünyanın tamamen ölmesiyle hayatı ahiretin başlaması ve kurulması, Mahkeme-i Kübra'nın kurulması hakkındadır diyor. Tabi bunların hepsi okuyamayacağız. Fakat bu çekirdek cümle. Yani kıyamet, mevt-i dünya ve hayatı ahiret hakkında. Yani gafili kafaya bir tokmak, bir dersi ibret. Aklını başına al. Değil mi? Aklını başına al. Veya artık sen bilirsin, seçimini yap. Bugünlerin geleceğinden Allah haber verdi bize. Değil mi? Ona göre yaşasaydın, ona göre hayatını geçirseydin, ona göre nazarını ahirete döndürseydin, dünyadan da nasibini unutmadan ahirete nazarını döndürseydin. Bunlar gelecek. İşte bu hengameden de birinci esas da şunu diyor. Bu hengameden bu kıyametten, mevt-ü dünyadan sağ salim çıkan, evet, ölüm çünkü ona uğramayan, insanın birinci esastan başlıyorum, ruh katiyen bakidir, ruhu insan var. Ruh ölmez, çürümez, dağılmaz, dökülmez, parçalanmaz, yok olmaz. Yok olmaz derken şöyle, Allah rahmetinden yok etmez, dilerse yok eder. Fakat ruh bakidir, katiyen bakidir ama. Yani ölen cesettir. Şimdi başa döndüm. Ölen cesettir, toprağa girecek olan cesettir, çürüyecek olan cesettir. Ruh zaten cesedi yuva olarak kullanır, elbisesi bile değildir. Zahir aleme göre bedenin içindedir, fakat batına göre alem ruhun içindedir. O yüzden ruh katiyen bakidir, çünkü baki olan bir zatın aynasıdır ruh. O yüzden kıyameti de görür, dünyanın ölümünü de görür, bütün alemin yıkılışını da seyreder. Çünkü bekanın cilvesi ruhta var. Ama bir müjde de var. Müjde şu, müjde de var. Ölümden korkma, kabirden çekinme. Cesedinin zaten eskimiş, zaten elbiseyi at gitsin, çürüsün. Oraya bakma. Sen ceset değilsin. Cesetteki ölümü tadacak olan ruhsun sen, ruh. Asıl mahiyetin o. Ruh nedir? Kısaca bir izah, latif nüktelerde var. Ruh nedir? Cenab-ı Hakk'ın sebepsiz yarattığı, nef'i ruh ettiği, en latif, en nazik, en garip, en acayip, en muamma, Allah'ın yarattığı mahluklar içinde böyle idrak edilmesi mümkün olmayan mahluk ruhtur. Ruhun kendisi mahluktur. Fakat içindeki tecelli olan, tecelli ilahinin, zatının, Allah'ın zatının tecellisi mahluk değildir. Yani buna bir misal vermiş fakat böyle değil. Ayna güneşi gösterir. Dışarıdan baktığın zaman ayna güneşe zarf olmuş, içine almış. Ama içeriden baktığın zaman aynayı aydınlatan güneş olmuş, hayatlandıran güneş olmuş, güneşi gösteriyor. Ama güneş ayna cinsinden değil. İnsanın ruhu da, cinlerin ruhu da, ruhanilerin ruhu da, meleklerin ruhu da, hayvanların ruhu da, keyfiyetlerine göre, kapasitelerine göre tecelli ilahiye mazhar olmuşlar, Allah'ın kanunlarıdır. Zatının tecellisine mazhar olmuş muamma-i hilkattir. Sen de ruhun başına giydirilmiş şuursun, idraksin. Oradaki tecellileri seyreden şahitsin. Ama müjde tarafı şudur, müjde tarafı. Ruh katiyen bakidir. Yokluk yoktur. Yok olmayacaksın, hiçliğe atılmayacaksın, unutulmayacaksın, mahvolmayacaksın, çürümeyeceksin. Kafiri bile yok etmeyecek ki seni niye yok etsin? Yalnız cesedin ölümüyle ruh ölümün ne olduğunu tattığı gibi, her nefis ölümü tadacaktır manasında, kıyamet koptuktan sonra, mahşer kurulmadan önce küllün şeyin helikun, yok edilmesi var. Yok edildikten sonra bütün alemin yok edilmesi var. Helikun, helak olması var. Bütün kayyumiyetin çekilmesi var. Çekildikten sonra mahşer meydanından önce ruhların tekrar geri döndürülüp helikundan halikun yaratılması var. Yaratıldıktan sonra da bütün ruhlara baki olan yalnız Allah'mış. Bizim hepimiz yok olabiliriz. Ezeli ve ebedi değiliz. Ölümü tattığın zaman ölümsüz olan tek Allah'tır. Yokluğa gittiğin zaman hiçbir şey bilemezsin. Ama yokluktan geldiğin zaman, uyuduğun zaman uyuduğunu bilemediğin gibi, uyandığın zaman uyuduğunu idrak ettiğin gibi, yokluk aleminden halukun, mahşerden önce ruhunun bir daha yaratılıp yokluk aleminden geldiğini hissettirilmesi, Allah'ın her an baki olduğunu, hiçbir zaman yok olmayacağını, yoktan gelmediğini, ezeli ve ebedi olduğunu bilmek değil, duyman gerekir cennete gitmeden önce. Ama asıl mahiyet şudur, hatta bazı alimler der, insana göre o kadar bir an gibi olacak der. Bazıları der, gece 12'de yattın, sabah 6'da kalktın, 6 saat geçti ama gözünü kapatmakla gözünü açmak an gibi geldi sana ama epey müddet geçti. İşte onun ne kadar bir müddet olduğunu kimse bilemez. Müddet nasıl bir müddet olduğunu da bilemez. Nasıl bir zaman kavramı olduğunu da bilemez. Fakat insana an gibi gelecek. O ansa yokluğa gittiğini tam idrak edip ruhunun beka aleminde bakinin aynası olduğunu idrak edecek. Ve o zaten yetecek. Yani kafir için bile yetecek. Hatta İşaratü'l-İ'caz diye bir cümle var, bunu bilirsiniz. Ondan önce Tarihçe-i Hayat'ta da küçüklüğümden kendimden sordum diyor ya, küçüklüğümden kendime sordum. 1000 sene dünyada padişah gibi yaşamak mı istersin? Yoksa sonunda ama hiç olacaksın, yok olacaksın. Ruhen de yok olacaksın. Veya ebedi olsun, cehennem mi olsun istersin diye sordum diyor. Akıl karışmamak, nefis aldatmamak şartıyla bu soruya, vicdana sorulsa bu soru, cehennem olsun, ebedi olsun diye cevap verir. 1000 senelik bir padişahlık, yani sultanlık hayatından sonra yok olmayı kimse istemez. Şu anda idrak edemezsin. Yok olmanın ne demek olduğunu bilmiyorsun. Dünyayı ebedi zannettin. Yıkılacağını bile bilmiyorsun. Dağların yerinden çıkacağını bile idrak edemedin. Hikaye gibi geliyor nefsime, roman gibi geliyor. Aslı bunlar hepsi hakikattir. O yüzden şu anda nefsinin elinden kurtulmayan bir adam bunu kalbinde idrak edemez. Ancak idam sehpasına giden bir adam bunu belki anlayabilir. Veya sekerata girmiş bir adam bunu anlayabilir. Yokluk olmasın da cehennem olsun. O yüzden diyor ruh katiyen bakidir. Yokluk yoktur. Allah rahmeti gereği ruh nimetini tattırdığı o mahlukundan o ruhu ebediyen geri almaz. Rahmeti diyor buna müsaade etmez. O yüzden cehenneme koyup cürüfünü ayırıp kalan yerlerini kurtarıp orayı onun yaşayabileceği bir aleme çevirip epey müddet yanıp o cürüflerin çıktıktan sonra ateşle diyor ülfet peyda edip ona da bir nevi bekaya mazhar ediyor. Kafiri bile. O zaman cehennem dahi onun rahmeti oluyor. Yani çok dersin birleşimi bu. Evet, devam ediyorum. Ruh katiyen bakidir. Şimdi bunu aşacak inşallah. Evet. 1. maksattaki melaike ve ruhanilerin vücutlarına delalet eden hemen bütün deliller, şu meselemiz olan bekay ruha dahi delildir. Neden burada ayırdı melaike ve ruhaniyet diye? Hepsi tek değil miydi? İnsanlar var, cinler var, çoğuluna can deniyor malum, hayvanlar var, bitkilerde ruh yok, bitkiler zihayat, onların ruhları hükmünde olan, onları idare eden melaikeler var. Fakat melaikeler de ikiye ayrılıyor, melekler. Melaike çoğul ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı makamları sabit olan melekler. Bunlara melaike deniyor zaten. Mesela insan ve hayvan. İnsan ve hayvanın et kemikten yapılmış, kan var, 2 göz var, ceset olarak 2 kulak var, ağzı var, dişleri var, benzer. Fakat insanların esfelden âlâya kadar, kafirden peygamberlere kadar aleyhisselam dereceleri var. İşte şeylerin ama hayvanların dereceleri yok. Makamları sabit. Meleklerin makamları sabit. Yağmur damlasını indiren melek, ağaca müekkel melek, dünyayı döndüren melek belki makamları sabit. Fakat bu ruhaniler dediğin zaman bunlar nasıl insan ve hayvan birbirine sureten, bedenen benzer. Meleklerin bir cinsi var. Onlar da birbirine benzer. Buna ruhani denir. Ruhani. Bunları genelde böyle bunlar esvelin ve âlânın sahipleridir. Bunlar makamları sabit değildir. Makamları daima artar, farklı yaratılmışlardır. Mesela Hazreti Cebrail Aleyhisselam, işte Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi. Yani melaikelerin peygamberleri bunlar. İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukî radıyallahu anh ifadesiyle. İşte Hazreti Mikail Aleyhisselam, Aleyhisselam denir. Hazreti Azrail Aleyhisselam melek cinsindendir fakat ruhanidir bunlar. Hatta Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın ifadesi var. Biz onu emin bir el ile indirdik, Kur'an'dan bahis. Ayeti gelinceye kadar sonumdan emin değildim der. Evet. Mesela zulmetten yaratılanlar var. Bunlar nurdan yaratılanlar. Zulmetten yaratılanlar var. Onlar mesela kim? Hazreti Malik Aleyhisselam. Cehennemin sahibi. Yani Cenab-ı Hak onun sahip olarak tecelli-i azamına mahsar olmuş. Cehennemin efendisi. Zulmetten yaratılmış. Zulmetten yaratılan var diyor, nurdan yaratılan var, kokudan yaratılan var, derslerden yaratılan var, kelamlardan yaratılan var. Bunların vücutları zulmetten, nurdan, sesten, kokudan işte yaratılır ama özünde yine ruh var. Onlar da ruha mazhar. Kıyamette bunlar da ölümü tadacak. En son ölümü tadan zaten Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın kendisi. Bedenen tatacaklar. Çünkü yeni bedene onlar da giyecek. Yeniden keyfiyet alacaklar. ahiret alemine göre tekrar daha keyfiyetli bedenleriyle geri gelecektir. Haşri onlar da tatacak. Haşir, sırf insanlara ve cinlere ve hayvanlara mahsus bir hakikat değil o. Hepsi içine girecek. O yüzden melaike ve ruhaniyatın vücutlarına delalet eden, işaret eden bir sürü deliller saydı. Birinci maksatta. Bütün deliller şu bekay ruh, yani insana bakan tarafıyla ruhun bekasına dahi delildirler. Bence mesele o kadar kat'idir ki, yani kendisi için çok kat'i, çünkü evliyanın en düşük basamağı keşfel kubur, kabrin altını gören, kabirdeki adamın halini müşahede eden manasına gelir. Yani o yüzden Hazretin kendisi için bu mesele çok kat'i, fazla beyan abes olur. Çünkü gördüğün bir şeyi neyini bürhanla göstereceksin? Zaten gözünün önünde hazır der. Fazla beyan abes olur. Evet, şu alemi berzahta, yani şu anda alemi berzah çok büyük. Yani alemi ervahta, bir de ruhlar aleminde olanlar var, berzah aleminde olanlar var. Ahirete gitmek için bekleyen hadsiz ervah-ı bakiye. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana bütün bedenen ölmüş insanların hepsi uyandı. Bedene misallerini giydi. Bize baktıkları zaman onlar senin ana rahmindeki, anne karnındaki çocuğa baktığın gibi bakıyorlar. Uykuda gibi görüyorlar. Bizim içimizden uyanık olanlar perdenin arkasında onlara baktıkları zaman daha büyük bir hayatta olduklarını müşahede ediyorlar. Onlar çünkü uyanık aleme geçtiler. Berzah alemindeler. Gözleri açıldı. Sekeratta perde kaldırıldı. Allah'ın varlığı gösterildi. İmtihan bitti, pasaportları eline verildi. İman sahibinden bahsediyorum şu anda. Onlar daha güzel bir alemdeler. Fakat o alem bu dünyanın üzerinde. Ve şu şahadet aleminden daha büyük. Yani şu galaksiden daha büyük bir berzah alemi var. Fakat dünyanın içinde irtibat noktaları var. Yani gömüldükleri yerle bağlantıları devam ediyor. Onlar canlı hayatlar ama senden daha üst bir hayat tabakasına geçti. Onlar ebedi uykuya gitmedi. Öyle bir saçmalık yok ya. Ne ebedi uykusu yani? Kendini aldatıyor adama. Ölümü uykuya benzetmeye çalışıyor ki ölümün hakikatini keşfedemeyenler için ölüm bir parça böyle şirin gözüksün. Ölen beden, o eskimiş eşyayı atıyorsun, toprağa geçiyorsun. Berzah alemine gidiyorsun. Daha geniş bir hayat. 124 bin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber 124 milyon Evliyaullah'ın bulunduğu, şu anda sana baktıkları, senin hediyelerinin onlara gittiği, onların manevi himmetlerinin sana geldiği, daima irtibatlı olduğun, çok ince ve çok kısa bir perdenin aranızda olduğu berzah alemi şu anda dünyanın üzerinde ve dünyalı irtibat halinde. Hani anne karnındaki çocuk dünyalı irtibatı ne kadar? İşte annesinin karnından içi kadar. Ama irtibat devam ediyor, bağlantı var. Ama uyku gibi, şuursuz. Dışarıdaki adamlar geniş bir dünyada. İşte bütün dünya anne karnı kadar. Berzah alemi de dünyadan büyük. Ve şu anda hayatlarlar. Yani peygamber meclislerinde sohbeti canına katılıyorlar. Evliyaları ziyaret ediyorlar. Peygamberlerle tanışıyorlar. Bazen tüyürün hudrun denilen cennet kuşlarının vücutlarına girip onların gözleriyle kendi cennetlerini seyredip kıyametin kopmasının aşk ve şevk ile bekliyorlar. O dehşeti biliyorlar ama arkasından Allah onların kalplerine selamet ve serinlik vermiş. Çünkü sekeratta belli. Yani cennete gidecekleri belli. Ha, diğerinin berzahları da şu. Gömüldükleri yere gömülüyor ruhları da. O alemde hemen altında cehennem hazırlanıyor. Bedeninin altında gömülmüş ve yanıyorlar. O yüzden Efendimiz buyurur Aleyhisselatü Vesselam. Yere batmış, azaba uğramış, Allah'ın gadabına mazhar olmuş kavimlerin gömüldükleri yerlerden diyor geçmeyin. Geçmek zorunda kalırsanız diyor mecburiyetten, yol oradan gidiyorsa, başka da yol yoksa yüzünüzü örtün der. Yüzünüzü örtün çünkü yüzde Sûret-i Rahman tecelli ilahi var yüzde. Yüzünüzü örtün, ağlayarak geçmeye çalışın. Yani üzülerek geçmeye çalışın. Onların o ateşleri sizi yakmasına. Çünkü orada onlar hazır. Berzah alemine gömülmüşler. Cesetlerinin altında aşağıdaki cehennem-i kübra ile irtibat halindeler. Cehennem-i sugra vazifesini berzah aleminde devam ediyor der birinci mektupta. Demek orası çok acayip bir alem. Uyanık bir alem. Gaflet yok orada. Uyku yok. Herkes ayakta. Ama nazarlar dünyada, yukarıda söyledim ya, dünyanın ölümüyle bütün kopacak ilişkileri. Evet. Alem ervahta bulunan, ahirete gitmek için bekleyen, ben de oraya gideceğim, sen de oraya gideceksin. Değil mi? Aklımı başıma toplamam lazım. Yani kimse bizi tutamaz. İman olmadan da o yollardan geçilmez. Değil mi? İman olmadan o yoldan geçilmez. O zaman şuna buna bakacağına kendi imanına bak. Allah'la muhabbetini arttırmaya bak. İbadetlerine kuvvet ver. Bütün hayatını böyle Allah'a ve Kur'an'a hizmet olsun. Şunu bunun bilmem nesiyle uğraşmaya gerek yok. Kabirde bana faydası olmayan şeylerle meşguliyetten Allah bizi muhafaza etsin inşallah. Evet, alem ervahta bulunan, ahirete gitmek için bekleyen, oturup beklemiyorlar. Yani 30 bin yıl bir berzah hayatı var, terakki halindeler. Devamlı bir surette hareket halindeler. Beklemekten mana, yani böyle oturup beklemek değil. Orada derslerini, tahsillerini görüyorlar. Zikirlerine, fikirlerine devam ediyorlar. Bekleyen, hadsiz ervah-ı bakiye kafileleri, hadsiz. Milyonlarca belki, trilyonlarca insan buradan gelmiş geçmiş. Sayısını ancak Allah biliyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam'a ikinci Adem deniyor. İmam-ı Rabbani'nin ifadesiyle radıyallahu anh, eskiden 6 milyonluk, 5 milyonluk şehirler vardı dünyada. Nuh Aleyhisselam zamanında. Yerle bir olmadan önce. Hadsiz demek ki ruhlar var. Sayısı çok fazla. Mahşere çıkınca göreceğiz zaten. Değil mi? O koca mahşer meydanı dolduracak kadar insan bu dünyadan geçmiş. İnsan ve cin bu dünyadan geçmiş. O koca yörüngenin içini dolduracak kadar, o koskoca Mahkeme-i Kübra'yı dolduracak kadar. Yani bir çeşme diyor daima akarsa bir göl olur. Evet, buradan gelip gitmiş mahluklar var. Bizim mabeynimizde şu anda berzahla dünya arasında mesafe o kadar ince, o kadar kısadır ki, yani aramızda ölümle beraber hemen geçeceğim bir alem çünkü. Hemen atladığım bir alem. Cesedin düştüğü anda bedene misalini giyip, bu bedenin aynısının, dublesinin, et ve kemikten olmayanını giyip, hemen o aleme böyle geçiş yapacağım bir alem. Evet, kısadır ki bürhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Yani kendisi için çok kısa. Bürhan ile göstermeye lüzum kalmaz. Hani Denizli hapishanesine diyor zehir verilmişti, hastalandı. Talebelerinden rahmetli, rahmetullahi aleyh, Hafız Ali Efendi onun yerine kendi ruhunu diyor feda etti. O iyileşti, Hazret iyileşti, o vefat etti. Fakat vefat ederken de Risale-i Nur yazıyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazarak elinde kalemle vefat etti. Ama Üstad Hazretleri yerine diyor berzah alemine geçti. Çünkü onun bedeline gitti. Kendini feda etti. Onun bedeline gitti. Onun gideceği aleme geçti ama onun karşılığında. Hazreti diyor ben onu gömülürken diyor müşahede ettim diyor. Kendisini hapishanede biliyor. Münker Nekir de hakim suretinde gelmiş. Men Rabbüke diye soru soruyorlar. O da bütün külliyattaki bütün imani derslerden aldığı Kur'an'ı derslere diyor bütün cevap verdi. Ve bütün alemden diyor tebrik geldi. Evet, ne azap gördü, ne ölümün acılığını gördü. Şu anda dersine devam ediyor. Değil mi? Dersine devam ediyor. Ne zaman şey yapacak? Kıyamet koptuğu zaman. Öldüğünü o zaman idrak edecek. Ölümün acılığını kıyamete kadar hiç duymayacak. Şahadet makamında gitti çünkü. Şahadet harp meydanında ölen değil. Allah yolunda dinine, dini yolunda hayatını vakfetmiş, eşini, çocuğunu, ailesini, malını, mülkünü, her şeyiyle Kur'an'a hizmet etmiş, o yolda ölmüş adama şehadet makamı, şahitlik makamı verilir. Evet, ehli keşfin ve şuhudun onlarla temas etmeleri, yani onlarla görüşmeleri, onlarla irtibat kurmaları. Hatta ehli keşf ve kuburun evliyanın en düşük mertebesi demek, onları görmeleri. Hatta bir kısmın avamın da, yani bizim gibi insanların da ölmüş insanlarla sadık rüyalarda, rüya-i sadıkada onlarla münasebet peyda etmeleri. O aleme gitmiş insanlarla görüşmeleri. Bizim gibi avamındı. Evet, bir arkadaş demişti böyle, çok tanıdığı genç yaşta bir arkadaş vefat etmiş. Böyle ehli iman, ehli namaz, ehli Kur'an. Fakat öldüğünü biliyor. Hastalıkla vefat etmiş. O rüya gibi yakaza aleminde diyor ona gözüktü. Demiş ki Kur'an'ı çok okuyun. Burası çok çok çetin demiş. Burası çok çetin, hesap çok çetin. Kur'an'ı demiş çok okuyun. Yani hem kendisini hem manasını. Peyda etmeleri muzaaf tevatür suretinde adeta beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiştir. Yani irtibatlanmaları, görüşmeleri beşerin ulûm-u mütearifesi hükmüne geçmiştir. Fakat şu zamanda maddiyün fikri yani dünyaperestlik, dünya endişesi, istikbal, dünya istikbalinin endişesi, fikirleri, akılları, ruhları, kalpleri, latifeleri sersem ettiğinden, evet, en bedihi bir şeyde dahi bu kadar açık, yani berzah alemindeki insanların hayatta olduğunu, onların daha üst bir hayata geçtiğini, kabrin arkasında yeni bir hayatın olduğunu, fakat o hayatın buna benzemediğini, bu kadar apaçık bir mesele karşısında dahi, evet, zihinlere vesvese vermiş. Çünkü insanlar materyalist, maddeci olmuş. Her şey dünyayı görmüş, o duygularını köreltmişler. İşte şöyle vesveseleri izale için hadsi kalbinin, izan-ı aklinin, evet, pek çok menbalarından bir mukaddimeyle 4 menbana işaret edeceğiz. Evet, vaktimiz yettiği kadar biraz bakacağız. Tabi izan-ı akli şu, aklın tam teslim olması, hadsi kalbi de kalbin ilham kapısına akıl teslim olduktan sonra açılıp o hakikatları hissetmesi. Yani hani Mesnevi Nure'de bir ifade var ya, İmam-ı Rabbani Ahmed-i Farukî şu anda Hindistan'da hayattadır diye bir davet vuku bulsa, bütün zahmetlere katlanarak diyor onun ziyaretine gideceğim. Fakat şu anda kabrin arkasında yüz binlerce İmam-ı Rabbaniler Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la şu anda haydır, diridir, seninle irtibatları var. O zaman onlara ziyaret etmeye niye iştiyakın yok? Diyor, geri durmak diyor hatadır. Yani benim anlayacağım şu, senin kabrin arkasındaki aleme, o nurlu aleme göre hayatını geçirip oraya kalbinden aşk ve iştiyak duyup vatan-ı asline gitmene, vatan-ı aslin şurası burası değil, vatan-ı aslin cennet. Oraya karşı muhabbet duyman lazım. Eğer o muhabbeti duymuyorsam Allah'ım bana şu derslerin hürmetine o muhabbeti duyur. Ölümümü dünyamın en güzel günü yap. Dünyamın en güzel günü ölüm günüm olsun. Kavuşma günüm olsun. Şebbe arız olsun. Tehris günüm olsun. Onların yanına gidip vazifesini güzel görmüş bir asker gibi iltifat alacağın gün olsun. Allah senden razı. Hani Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın öyle bir ifadeyle de gelebilir. Allah senden razı. Allah senden memnun. Sen şikayet etmedin. İstikametini bozmadın. Tövbe istiğfarda bulundun. Şuna buna takılmadın. Direkt nazarını Allah'a çevirdin. Rıza ilahi gözettin. Amelinde rıza ilahi olsun istedin. Allah senden razı. Allah senden memnun. Bizi üzme. Sen de Allah'tan razı ol. Şu eskimiş bedeni, yuvasında olan ruhu serbest bırak. Yani bırak ki işimizi yapalım. Direnme. Değil mi? Direnme. Böyle ben burada kalacağım deme. Vakit geldi mi Allah senden razı, sen de Allah'tan razı olarak nefesini ver, gözden seni çekip alalım dere. Ve daha güzel bir hayata geçiş yapar. Kim bu? Ehli iman. İnşallah Allah bizi onlardan etsin. Evet, birkaç cümle de buradan bakalım, sonra bitirelim. Mukaddime, 10. sözün 4. hakikatında ispat edildiği gibi, ebedi, sermedi, misilsiz bir cemal, yaratılmamış, cennetin hepsi bir insana verilse, o cennetin sahibinin zatındaki yaratılmamış, ebedi, misilsiz, sermediği bir cemali görmek olmasa cennette, cennet bile diyor insanı tatmin edemez, insanı doyuramaz, insanı memnun edemez. Ancak diyor cennetin dışına çıkıp da Cemalullah'ı görebildiği kadar görüp, kapasitenin aldığı kadar alıp cennete geri gelip, hazmetmek için, istirahat etmek için cennete geri dönüp tekrar ve tekrar ebediyen o Cemalullah'ı görmeye gidecek olan o insana o cennet ancak mutmain edebilir. İşte bak, ebedi, sermedi, misilsiz bir cemal. Yani böyle bir Allah elbette aynadar müştakının, yani dünyada ona ibadetleriyle aynı olmuş, onun muhabbetiyle kendinden geçmiş, Allah deyince burnunun kemiği sızlamış böyle, kalbinin atışları değişmiş olan, ona aşık olmuş, ona muhabbeti etmiş bir kulunun ebediyetini, sermediyetini ister. Mesela iki tane dost var diyelim, ayrı kıtalarda oturuyor. Birisi onu ziyaret etmesi için bir vesile vuku buldu. Adam o gelecek diye değil mi? Her şeyi değiştirir böyle. Aşka şevke gelir, dostu geliyor. İşte diyor, dost istersen Allah yeter. Allah'ın aynedar müştakı, Allah'ın sevgili kulu, ona aynedar müştak olan kemali sanatına mütefekkir dellalının devamını ister. İşte bu istekten dolayı zaten kıyamet kopuyor, mahşer kuruluyor, sırat kuruluyor. Bu mahkeme-i kübra yapılıyor, cennete gidecek kabiliyetler açılıyor. Bu isteğin karşılığı veriliyor. Ancak buralardan, bu merdanelerden geçtikten sonra ancak o Cemalullah'a kavuşabilirsin. O büyük bir zat diyor ki, büyük bir zat, şu anda diyor insanlar Cemalullah'ı görseydik biz, o Cemalullah'ın ne olduğunu bilseydik, cennete gittiği zaman insanlar diyeceklerdi ki, şu dünyada çektiğimiz sıkıntının 1 milyon katı olsaydı, netice bu olsaydı yine değerdi. Hatta değerdi kelimesi bile diye düşük kalır. Ne değmesi? Her şeye bedeldir bu. Çünkü ne olduğunu bilmiyorsun. Yani birkaç köşk, birkaç huri değil bunlar. Cennet değil, dünya değil. Hatta bir hadisi kutsi de var. Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam, cennetteki hurinin saçının bir teli. Telden maksat ayna olarak düşün. O aynada da güneşin bir tecellisi var. Bir çiğ tanesinde güneşin gözükmesi gibi düşün. Şu anda diyor dünyaya gösterilseydi, yani saç teli için değil, o çiğin içindeki güneşin pırıltısı için diyor bütün insanlar birbirini katlederdi. Kendilerinden geçip bayılırlardı diyor. Yani cennet de değil. Sen ezeli, ebedi, sermediği bir cemali görmeye müştaksın. Bende öyle bir iştiyak yok. Allah'tan istemek lazım. Allah'ım bana böyle bir iştiyak nasip et. Bu dersler zaten o yüzden veriliyor. Şu anda dua ediliyor. Allah'ım sen bunu nasip et bize. Bunun hürmetine zaten bütün alem kuruluyor. Kusursuz ebedi bir kemali sanat, mütefekkir dellalının, sen dünyada ağacını, böceğini, insanını, dağını, denizini, okyanusunu, güneşini, yıldızını, mütefekkirane müşahede edip, hel min mezid deyip onlardan Allah'a giden bir yol bulmazsan cennete nasıl gideceksin? Alfabeyi öğrenmeden kitap okuyamazsın ki. Değil mi? Mütefekkir, müteşekkirlerin, evet, mütefekkirlerin, dellalın devamını talep eder. Yok etmek istemez. Onları çürümeye bırakmaz, hiçliğe bırakmaz. Hem nihayetsiz bir rahmet, ihsan, muhtaç müteşekkirlerin devamı tenamlarını iktiza eder. Yani namütenahi bir rahmet, namütenahi bir ihsan, sonsuzun ötesinde namütenahi rahmet ve insan, kendi aynedar müştakının ebediyen sonsuz ihsanlarından, sonsuz rahmetlerinden istifade edip onların müteşekkir olmalarından gelen kendi zatına has memnuniyet-i mukaddesesiyle onları seyretmek ister. Onlara hazinelerinin anahtarını vermek ister. Zaten vermek istemese istemek duygusu vermezdi. Madem şu anda bir istemek duygusu var, o zaman Allah da bunları vermek istiyor. Gayret et, değil mi? Gayret ete. En başta ruhu insanidir. Öyleyse ebedül abatta yolunda o cemal, o kemal, o rahmete refakat edecek, baki kalacaktır. Yani üzülme, ölüm geldiği zaman da berzah aleminde de, kabirde de, mahşerde de, sıratta da, cennette de Allah'ın o cemali, o kemali, o rahmeti işte müminlere refakat edecek. Dostluğunu gösterecek, yalnız bırakmayacak, hiçliğe atmayacak. Nasıl şu anda dünyada gösterdi, Allah'tan başka kimsemiz yok. Elhamdülillah Allah var, o zaten bize kafidir. Hasbinallah ve ni'mel vekil, değil mi? Ondan daha güzel vekil mi olur? İşte bu vekalet, bu dünyada, bu ayrılıklarla, işte bu şu hayat tarzındaki, işte bel bağladığın insanların yüz çevirmeleriyle, değil mi? Sana tek başına kalmanla bazı vakitlerde Allah var, değil mi? İşte demek ki Allah'tan başka medet kimseden isteme. O cemal, o kemal, o rahmet hiçbir zaman bırakmaz. Baki kalacaktır. Cennette onunla beraber olacaksın. Onun muhabbetine, onun dostluğuna, onun cemaline, onun kemaline, onun rahmetiyle müşerref olacak insan. Büyük bir fiyat. O yüzden diyor ya, cennet ucuz değil. Cehennem dahi lüzumsuz değil malum. Ama hangi makamda söylemiş onu bilmiyorum. Yine 10. sözün 6. hakikatında ispat edildiği gibi, değil ruhu beşer, hatta en basit tabakat-ı mevcudat dahi fena için yaratılmamıştır. bir nevi bekaya mazhardırlar. Şimdi dünyadan misal verecek ama ahiret alemine baktığın zaman hiçbir sinek, ruh verilmiş sinek dahi zayi edilmeyecek. Yeni bir vücut giydirilip ebedi hayat verecek onlara. Ruh verilen ne kadar mahluk varsa hiçbirine yokluk yok. Ya cehennemde vazife görecek ya cennete süsleyecek. Evet. Ama burada dünyadan girecek. Dünyevi misalle bunu ispat edecek. Altını onunla dolduracak. O da şöyle. Ruhsuz, ehemmiyetsiz bir çiçek dahi, sadece zihayat olan bir çiçek, vücudu zahireden gitse, yani solsa, ölse, bin vecihle bir nevi bekaya mazhardır. Nasıl? Çünkü sureti hadsiz hafızalarda baki kalır. Kanunu teşekkülatı yüzer tohumcuklarında beka bulup devam eder. Yani o bile bekaya mazhar. Tohumlarda, hafızalarda, adi bir çiçek dahi, adi derken insana göre değil mi? Mahluka, ruh sahibi mahluklara göre. Madem bir parçacık ruha benzeyen o çiçeğin kanun teşekkülatı, teşekkülü, timsali sureti bir hafiz-i hakim tarafından ipka ediliyor, dağdakalı inkılaplar içinde kemal-i intizam ile zerrecikler gibi tohumlarında muhafaza ediliyor, baki kalır, o bile yok edilmez, tohumlarıyla bir nevi farklı bir çiçekte olsa bir nevi devam eder, nesli devam eder. Elbette gayet cemiyetli, gayet yüksek bir mahiyete malik, harici vücut giydirilmiş, zihşur ve zihayat ve nurani kanun-u emri olan ruhu beşer, ne derece katiyetle bekaya mazhar, ebediyete merbut ve sermediyetle alakadar olduğunu anlamazsan nasıl zihşur bir insanım, nasıl benim aklım var diyebilirsin. Nasıl idrak ediyorum diyebilirsin. Ebediyet var. Değil mi? Devamlılık var. Allah şu kadar masrafı 3 günlük hayat için yapmadı. Ya, ölümle ebedi hayat başlayacak. Evet, koca bir ağacın bir derece ruha benzeyen programı ve kanunu teşekkülatı bir nokta gibi en küçük çekirdekte derc edilip muhafaza eden bir zat-ı hakim-i zülcelal, bir zat-ı hafiz-i bizeval hakkında vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Vefat eden zaten ceset. O ruhlar zaten hayatta. Bu ruhu bu bedene koyup şu anda konuşturan Allah bu bedenden bu ruhu çıkardıktan sonra onu nasıl muhafaza eder demek, aklından zorun var demektir. Akılsızlığına delildir. Zerre kadar aklı olan bunu diyemez. Demek madem Allah var, elbette ahirette var. El-Fatiha.